Merhaba arkadaşlar, yeni bir inşaat videosuyla karşınızdayım. Daha doğrusu inşaattan ziyade evimde bir update var. Garajı ikiye böleceğim. Böldürüyorum daha doğrusu. Şimdi adam geldi, çalışıyor. Ben size olayı anlatacağım. Neler yapıyoruz, neler olacak. Şimdi adam ilk başta frame'leri koyacak. Koyuyor şu an. Şimdi ben size prosesi anlatmak istiyorum. Adam lazerini buraya koydu. Şu lazer duvara bu tarafa çizgiyi çiziyor. Bu tarafa çizgiyi çiziyor. Ve tavana çizgiyi çiziyor. Şimdi adam tahtaları koydu böyle. Çaktı oraya. Yere de çaktı. Şimdi şu aralara tahtaları çakacak. Tahtaları çakacak. Üzerine de şu sheet rock'ı giydirecek. Daha sonra da üzerine alçı yapacak. Şimdi ben adım adım proses halindeyken sürekli update yapacağım. Şimdi diyeceksiniz bunu niye yapıyoruz? Bunun hikmeti şu. Şimdi garaja girdiğiniz zaman şimdi her tarafta bir şey var böyle. Çok dağınık görünüyor. Yani şu an bunların hepsi bu taraftaydı. Burada böyle aldım da. Şimdi bu duvar hallolduğu zaman buradaki tüm eşyaların hepsini bu tarafa atacağım. Şu rafları da çıkaracağım, şu rafları da. Buradaki ayakkabıları da şu alta koyacağım. Sonra buradaki eşyaları da yukarılara koyacağım. Biraz kelam, şurada sadece kutular olacak, ayakkabılar olacak. Şurada buzdolabı olacak, çöp olacak. Burada Tesla'mın olacak. Başka hiçbir şey olmayacak. Bomboş olacak. Yani garajı açtığı zaman güzel, temiz bir ortamla karşılaşacağız. Yani amacımız bu. O yüzden şimdi bu duvarı ördürüp şu adamın tam olduğu yerde de kapı var. Yani kapı olacak. Oradan girip İşte eşyalarımızı koyacağız falan filan. Burası hem benim eşyalarım, yani işaretlerim şu bu. Ondan sonra balık malzemelerim falan filan var. Onları tabi buraya raf yapıp onları sağ sollu böyle düzgün bir şekilde organize edeceğim. Frame işi bitti. Gördüğünüz gibi adam tüm frame'leri çaktı. Frame işi hazır. Ondan sonra ben tüm kabloları çektim gördüğünüz gibi. İki tane priz burada var. Biri bu tarafa bakıyor, biri bu tarafa bakıyor. Biri arkaya bakıyor, biri öne bakıyor. Şu da lambamız olacak. Yani bu odanın lambası ayrı olacak. Buradan kapıyı şöyle açtığımız zaman burada switch olacak. Gördüğünüz gibi elektrikleri de buradan yukarıya taşıdık. Bu elektrik için. Bu da lamba için olacak ayrıca. Şimdi adam gelecek, çıtrakları çakacak. Yani şu duvarları çakacak. Macunlayacak ve kapıyı takacak. Evet. Şimdi çıtraklarımız takılmaya devam ediliyor. Bir şu küçük alan kalmış. Tepe boydan boya ve şurası kalmış.
Şimdi şu köşeye bir tane köşelik takacaklar. Köşe metali. Burası kırılmasın diye. Alçı kısmı da bitiyor. Adam şu an büyük bir kısmını bitirmiş. Köşeler yapacak. Ve şu en köşeleri halledecek. Burada iki şıkran birleştiği yerlere böyle bir teyp vuruyorlar. Daha sonra bunun üzerine macun vuruyorlar ki bunlar ayrılmasın, çatlak oluşmasın diye. Projemiz bitti. Adam son taçaplar yapıp gitti. Bu kadar anlaşmıştık. Çünkü adam tekrar gelip gitmesin diye. Şimdi bu bir güne iki güne kuruyacak. Ben bunu zımparlayıp tekrar bir ince bir ayar vurup ikinci bu kufiye şeyi macunu. Sonra boyayacağım. Zaten boyamak istiyordum. Bu arada şuradaki ayakkabıyı da sökmüş olduk. Buralar tamamen bomboş olacak. Neyse şimdi olayın maliyetini soracaksınız siz. Siz sormadan ben hemen söylemiş olayım. 800 dolar bunun işçiliğine para vermişti. Olayı gördünüz. Elektriği ben yaptım. Adam elektriği yapmıyormuş. Elektriği yapmadığı için diğerlerini elektriği ben yaptım. Diğerlerini onlar yaptı. 800 dolar verdim işçiliğine. İşte materyalde 12 tane şitrak aldım. Tanesi 12 dolar. 23 tane de 2x4 aldım. Bunlar uzun olanlar tabii. Onlar da galiba 8 dolar civarıydı. Tanesi 23 tane şitrak 8 dolar. Kapı aldım 130 dolara. Kapı her şeyle hazır. Sadece kapı kolu yoktu. O da 16 dolar. Kapı kolunu 16 dolara aldım. Ondan sonracıma işte iki kutu şunlardan aldım. Mad aldım, teyp aldım. İşte şundan tanesi 16 dolar. 16 dolar 32. Şunlar 5'er 10 dolar şu. Yani ne olmuştur? Bir hani 400-500 dolar civarında, 400-500 dolar civarında malzeme olsa işte 1200-1300 gibi bir fiyatı oldu gibi. Ama değdi bence. Yani bitince değecek. Yani şu an bile fena değil. Yani burasının tamamen boş olduğunu, arabayı buraya park ettiğimiz zaman sadece araba gözükecek. Tüm buradaki her şeyi, tüm pislikleri bu tarafa atıp orada düzenleyeceğiz. Öyle umut ediyorum. Neyse gençler, bugün de böyle. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle.